1000 lira bayi İbrahim ikramiyesi veriliyordu. Şimdi 2000 liraya çıktı. Kılıçdaroğlu sözünü tutar. Bütçe kaldırmaz onu. Her şey var. Biz emeklilere gelince yok ama. Bunlar hep formalite. Kılıçdaroğlu her bayram için emeklilere 8500 lira vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı'nda ise 15 bin lira emeklinin hesabına yatacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok olumlu buluyorum. Ya çünkü bugün emekliler, ben de bir emekliyim. Ve emekliler gerçekten zor koşullarda yaşıyorlar. Ve ben Kılıçdaroğlu'nun bu şeyini açıklaması çok olumlu buluyorum. Umarım yani şu anki hükümetteki kişiler de gereken uyarıyı almış olur. Emeklilere yaparlar. Gerekli zamı yaparlar. Türkiye'nin bütçesi kaldırmaz. Niye depremler bir yerden, sel bir yerden, askeri harcama bir yerden mecbur olacak. Şu yandan bu yandan bütçe kaldırmaz onu. İmkan yok. Yani gene 2000 lira verdiğine şükretmemiz lazım yani. Yani veremez. İmkan yok. Ha verir bir sefer. Öbür sefer ne yapacak? Açık kalır. O zaman ne yapacak? Sigara 30 liraysa 100 lira diyecek. Ekmek 5 liraysa 100 lira diyecek. Her şeyin fiyatı anormal enflasyonla gidecek. Ya arkadan para basacak Merkez Bankası hazine neyse. Başka türlü imkan yok yani. Gelir yok. Kılıçdaroğlu söylediyse yapar. Kılıçdaroğlu olmasaydı emekliler ikramiyeyi de alamazdı. Kılıçdaroğlu olmasaydı EYT'liler de olmazdı. Kılıçdaroğlu sözünü tutar. Kılıçdaroğlu'nun söylemesiyle 1000 lira bayi İbrahim ikramiyesi veriliyordu. Şimdi 2000 liraya çıktı. Kaç senedir devam ediyor. Onun zorlamasıyla oldu. Ben vereceğim dedi. Verir. Vereceğini de tahmin ediyoruz. Hiç inanmıyorum. Tövbe billah. Çünkü yapamaz ki. Başa da gelse bir şey yapamaz onlar. Çünkü ben 79'ları 80'leri yaşayan bir insanım. Yani yağ kuyruğunda, mazot kuyruğunda çok bekledim marş zamanında. Bizim bu milletimiz eğer ki 80'leri 90'ları yaşamak istiyorsa Kılıçdaroğlu'na oy da verebilir. Kendi buldu ya, bize kaldı. Verebilir yani, veremeyecek diye bir şey yok. Daha önce de okullara kitaplar bedava dağıtılacak dendiğinde olmaz böyle şey diyorlardı. Demek oluyormuş. O da verir, niye vermesin? Ben inanıyorum vereceğine. Her şey var. Biz emeklilere gelince yok ama. Emekliye geldi mi de her şeyi kısıyorlar. İnşallah görürüz. Göreceğiz. Ekonomi bakacak olursan hiçbir şeyin eline bir yanına varamıyor. En baştan yani yanlış anlama, bir soğanı kimse beğenmez değil mi? Yiğit olmuş kuru soğanı diyor ya. Yiğit kuru soğanı mı muhtaç? O kuru soğanı bile bulamıyor. Ha, bayram ikramiyesi hocam. Ya bunlar var ya, hepsi yanlış, açık olur. Şimdi sesi ne olursa olsun. Bunlar hep formalite. Göz boyama. Hepsi de yalan filan. Şimdiye kadar niye vermiyordun ya? Bunu Kılıçdaroğlu'na demeyeyim sadece. Tayyip'e de diyor. Nereden verecek onu? Yine yapamazlar bunu. Veremezler hemşehrim ya. Sanmıyorum. Biz adam ağzından çıkan söz doğrudur Tayyip Erdoğan'ın. O neyse olur. Doğruyu söylüyor. Bütçesine göre. Herkesi mağdur etmiyor. 40 yaşında adamlar emekliydi ya. Hani onun için benim diyeceğim bu kadar. 88'de Sosyal Genel Müdürü'ydü. İflas ettim dedi. Maaş verebilmiş mi? Onun için daha önce de diyordu şu kadar para veririm, bu kadar. Onu söylesin, çıksın bir gün televizyona. Ona göre oylarımızın hepsini ona verelim.